Evet, Erkan hocam suları döküyor. Tufan hocam da toprağı karıştırıyor. Hamuru koyacağız bakalım. Tamam hocam, fazla sulu olmasın. Benim hamurumda sıkıntı içine karışma. Tamam. Şimdi o sularda bizim karedemiz hiç başlıyor. Aynen. Kimse çökertemez bu ikiliyi. Kimse yolumuzdan şaşırtamaz. Efendim, bu suları şaşmıyor. Ya bugün de şey vardı hocam, etkinlik Bekleşah'da. Bittiler. Ne zaman bulabilseydin beni de götürdün de gelirdim ya. Mahalleler. Ne diyordun? Biz bugün şeyde az saptırı tartışma başladık. Ama bir arkadaşımız Norveç'ten yazıyor. Diyor ki bir yerin bakanı sevgilisiyle beraber yurt dışına gidiyor görevdeyken. Ama hamurlar bir telefonu buldu. Açığa çıkıyor, evi istifade ediyorlar. Ben de dedim ki, ne güzel, aynen benim memleketli olduğu gibi dedim. Çocuk bana cevap veriyor orada. Abi diyor, gerçekten de çok iyi. Hocam veremedim. Merhaba. Ben dedim ki, Müslüman şeyle, komşuyla dindar arasındaki ayrımı gösteren bir şey söyledim. Böyle insanlar, dindarlar arasında da var. Sadece bir sıra. Onları da var. Örnek mi Hazreti Ömer'i ben? O meşhur mum hikayesi, onu anlattı. İşte, Norveç'teki ne bakan? Balıkçılık, balıkçılık bakanı. Adama bak abi. Bizdeki balıkçı bakanı rüşvetin her birini alır eğer bursak. Her kaptandan, gemiden, üç kovadan şey bakanı olsaydı. Adalet bakanı olsaydı. Yok, adalet bakanında ne işim var ya? Balıkçılık bakanı. Tarım bakanımız Aziz Bey. Tarım bakanımız. O kadar değil. Bak neler yapıyor. Hocam size bak alıyorum, videoyu alıyorum. Siz ne yapıyorsunuz hocam orada? Ben Sinop kart sikkeler üzerindeki paranın figürünü yapıyorum. Harika bir şey. Balığı yakalarken. Şu anladım. Kalik mısında var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, bitirmek üzere Deniz kızını. Bitmedi, nerede bitti ya? Hocam şöyle bir yüzünüzü de alabilirsek şayet. Tamam, gayet güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Ceyhan hocam. Evet. Şöyle bir şey, ne yapıyorum, ne öğreneyim? Ceyhan abi Abbas'a da anlattı değil mi? Evet, evet. Ondan önce benim kayınpederle evlendirmiş onu. Mustafa bak, sen de bir Abbas'a damadısın, o da bir Abbas'a damadı. Evet. İkinizin ortak görünüyor. Evet. Kayınpederle evlendirdim. Öyle mi? Aha bak, görüyor musun? Ya senin amcan. Ben çok çektim. Sen de çektin mi? Yok abi, ben çektiriyorum. Kim? Kayıt da yapamadım. Diyemez. Kayıt bölümünde Mustafa'nı diyemez. Diyemez mi? Ama kamera kapandıktan sonra serbest. Ama bak dikkat et ne söylüyor. Çekenlerden değil çektim. Evet hocam. Ne yapıyoruz şimdi? Karette. Evet. Karette değil de kara kaplumbağası diyelim ona. Kara kaplumbağası. Evet. Çünkü karette çok daha yassı ve uzun. Bir de arkada palet gibi kuyruğu var. Yere yapışık gibi kalır burada. Kendini de bir tanıt hocam. Ben veteriner hekim Doğan Özdemir. Evet, Doğan Bey gazeteci aynı zamanda. Ya hocam bana karette yapıyor. İyi yapmaya çalışıyoruz. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle uğraşıyorum. Çok, olan hem okur hem çok keyif verdi. Bir de böylesi de yapar.
amacımız işte seneye buranın festivallerine getirmek. İnşallah. Hep beraber. Yani sadece dernekleyip belediyesi, üniversitesi katılımlarıyla beraber. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu kadar beklemiyordum. Seneye çok daha hafif olacak. Teşekkürler hocam. Thank you. İki çıplak. Tamam evet. Mı? Bakın şu iki çıplağın yaptığını. Biraz sonra hamama gidecekler. Hamama da yakışırlar yani. İki çıplak. Hayır burada hile var. Hile var peki. Ya burada güreş. Kaçırma bu sahneyi. Burada güreş alanı değil ki ama. Evet. Ya. Başar hocam. Bu festivalin ilk ayağı. Evet. Yani burada birincisi. Yani İnşallah. İlk önce acemiler olarak yani amatörler olarak yapıyoruz, yapacağız. Ama önümüzdeki yıla özellikle kum heykelin profesyonellerce yapılmasını organize. Kum heykelde Sinop'ta bir festival düzenleyeceğiz. Ve bu geleneksel olarak yıllar yılı devam edip gidecek. Evet. Daha güzel. Kumu nereden getirdin? Kumu burada özellikle Dranaz Dağı etrafındaki kayalıklardan çıkan çakılların Çakıl Sand firmasının desteğiyle elenmesiyle çakıl altı elenmesiyle elek kumu ve kirli bir kum. Kirli kum olması gerekiyor. Özelliği bu. Bu özelliği bu. Evet. Belediyenin çok büyük bir katkısı var açıkça söyleyeyim. Sinop Belediye Başkanlığı. Teşekkür ederim. Belediyemizin haricinde üniversite Sinop Üniversitemizi gündeme aldık. Sinop Üniversitemizin ve artı en son Siyaşat Derneğimizle birlikte üçlü bir Sinop. Sinop, Siyaşat, Sinop Şairler, Yazarlar ve Sanatçılar Derneği. Evet. Ve birlikte bu işi organize ediyoruz. Bu kadar arkadaşlarımız. Evet. Diyor. Arkada da zaten başkanlığı yine Siyaşat'ın üyesi Tufan Bey var. Evet. Çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel sanatlarda mısın? Hadi. Hadi şeyleriz toplantısında. Belediye meclis toplantısına o da geldi. Dekan yardımcısı. O Muhammed Bey mi? Kumdan heykel yapılmış Sinop. Sen burayı... Hadi. Benim şabandan sonra. Kaçtı ki. Türkçe biliyorsun. Havala. Ben doğdum Skeçe'de.